İyi hafta sonları herkese. Spor gündemine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında yine sizlerle birlikteyiz. Ahmet Akcan hocamız ve Selahattin Kınalı bugün bizlerle birlikte 3 saat boyunca. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler, iyiyim. Umarım siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok sıcak bir Temmuz günü. Evet. Biraz da hemen edebiyata girdik. Sevgili Selahattin'in alanına. Burada serinde olmanın güzel keyfini yaşıyoruz. Evet, o açıdan güzel. Klimalı değil mi? Yoksa başka türlü bu sıcak çekilmez yani. Türkiye'nin neredeyse yarısı şu anda bu yayını bizim yerimize yapıyor olmak isterdi yani. Evet. Serin gayet, dışarısı da çok alışkın olmadığımız bir sıcak. Daha doğrusu rüzgarı az. Hani Poyraz'ımız, yıldızımız, karayelimiz olsa sıcak çok koymayacak da. Onlar eksik olunca işte rüzgarın kıymetini de bilelim. Evet, bilmek lazım. Başka bir iddiada bulunalım. Sevgili Selahattin'in saymadığı öteki yarısı da sıcakta bile bu yayını yapmak için burada olmak istedim. Evet, o ayrı değil mi? Biraz övelim kendimizi değil mi? Hayır, yani zaten öyle oldu canım. Bütün her taraf gazeteci de oldu. Herkes gazeteci şu anda. Telefon, cep telefonlarını elimize aldığımız andan itibaren bizim mesleğimiz değerini kaybetti. Hızla da kaybetmeye devam ediyor. Bu arada cep telefonu var ama daktilo da var Selahattin Kınalı'nın önünde. Biz şu anda. Biz daktiloci kuşağız yani sonuçta, hocam bilir. Biz daktiloyla evet başladık 90 yılında. Bunlar aktifti. O zaman da tabii çok güzel. Çok havalıydı falan. Evet, çok hoş bir dekor şimdi olmuş. Nostalji oldu evet. Peki evet, sıcak gelişmeyle başlayalım. Bütün temsilcilerimize Avrupa'da tabii evet başarılar diliyoruz. Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçının kadrosu belli oldu. Bir şey mi diyecektiniz hocam? Ya bir dahaki programa da ben böyle bir futbol sahası getir veya bir çim koparayım, bir parça çim. Sahadan bir dışarıdan parça diyorsun. Ben de işte eskiden beri futbolun içindeydik diyelim. Tabii hocam. Sahadan geliyoruz diyelim. Sahadan geliyoruz. Sevgili Selahattin daktilosuyla geldi ya. Keşke hep böyle kadrolar olsa hocam. Hocam gazeteci senin de benim de kendimizle ilgili komplekslerimiz yok. Nereden geldiğimizi ispatlama derdimiz, düşüncemiz yok. O yüzden biz rahatız. Evet. Daktilosuz da olsa, sahasız da olsa biz çok program yaptık, yaparız da. Evet, herkesin kendine has bir özelliği bu ekranlarda. Artık ufak ufak başlayalım yayınımıza. Sizin de yorumlarınızdan, donanımlarınızdan. Teknik direktör sensin. Feyiz alarak başlayalım ufak ufak. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu sevgili seyirciler. Ben hemen sıcağı sıcağına sizlere söyleyeyim. Yeni transferler kadroya dahil edildi. Onu hatırlatayım. Lianco hariç. Onu ayrı konuşacağız. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rossi, Onur Bulut, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Montero, Amartey, Emre Can. Bunlar savunma oyuncuları. Emre Can Bulut, Gedson Fernandez, Raşit Gezal, Amir Hacı Ahmetoviç, Salih Uçan, Kerem Atakan Keskin, Jan Onana, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, orta saha oyuncuları ve hücumda Hasic, Abu Bakar, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka şeklinde Beşiktaş'ın kadrosu. Dün Galatasaray'ınki açıklanmıştı. Fenerbahçe'ninki de muhtemelen birazdan açıklanır, elimizde olur. Evet. Yeni transferler dahil edildi. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hem Konferans Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz gruplara kalacak elemeleri geçerek. Evet, Beşiktaş bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Son günlerde birkaç isim kadroya dahil edildi Ahmet Hocam. Nasıl buluyorsunuz Beşiktaş'ın şu anki kadrosunu? Daha gerçi takviyeler gelmeye devam edecek. Gelecek. Bence Beşiktaş'ın geçen seneden gelen iyi bir kadrosu vardı. Yani 11 diyebileceğimiz kadar çekirdik. Hatta oyuna oturmuş. Hatta başarılı bir şekilde yarışmayı bilen bir kadrosu vardı. Ama bu sezon çok zorlu bir maraton bekliyor bütün takımlarımızı. Beşiktaş da Avrupa'da oynayacağı için lig artı Avrupa artı Ziraat Türkiye Kupası. Yani ortalama 60'a yakın maç oynayacaklar. Onun için kadro derinliğine ihtiyaç var. Kaldı ki Beşiktaş da en önemli şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Biraz geç de olsa onlar da transferlere başladılar. Hatta bir hafta iki hafta sonra transfer konusunda da bütün takımlar bence eşitlenmiş olacak. O yüzden taraftarın son dönemdeki sabırsızlığını anlayışla karşıladım. Ama onlar da görüyorlar ki Beşiktaş her sene olduğu gibi yine kadrosunu tamamlayacak. O yüzden iki transfer şu an listede. Temenni ediyorum ki hocanın istekleri, direktifleri doğrultusunda eksikler tamamlansın.
Ben Beşiktaş'tan da bu sene çok iyi bir performans bekliyorum kendi adıma. Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Trabzonspor'la birlikte şampiyonluk adaylarının başında geliyorlar. Avrupa'da da ilk planda şöyle bir gruptan çıksınlar. Ondan sonrasını sonra konuşalım. Daha şimdiden final adayı yapmayalım takımlarımızı. Evet. Ama Türk takımları için Konferans Ligi herhalde, Selahattin Kınalı'ya da sorayım. Daha gerçekçi bir hedef gibi duruyor herhalde, değil mi? Avrupa'da eğer yeniden bir başarı yakalayacaksak, yine bir final oynayacaksa takımımız, şu anda en makul kulvar Avrupa Konferans Ligi gibi gözüküyor. Ya Konferans Ligi'nde 3-5 takım var zaten. Bizim takımlarımızın bütçelerine sahip takımlar. Haliyle endüstriye futbol diyoruz. O zaman ben koyduğum paraya bakarım. Sermayem 100 milyon. O zaman bakarım rakiplerime, işte en fazla 110 milyon var, 90 milyon. O zaman ben bu kupayı kazanırsam başarılı olurum. Yani bu bütçelerle eğer Konferans Ligi kupasını hedeflemiyorsa takımlar, bu kadar para harcamasınlar. Türkiye Ligi için bu harcamalara gerek yok ki. Evet, çünkü karşılığını alamıyorsunuz zaten. Türkiye Ligi'nde şampiyon oluyorsunuz. Konferans Ligi'nde şampiyon olmak çok çok daha büyük bir maddi kazanç getiriyor. Ya şüphesiz öyle sonuçta. Yani prestij olarak da öyle tabii. Rakamlar ortada ama asıl hedef, yani asıl kazanım, senin ifade ettiğin prestij. Türk futbolunun ihtiyacı olan şey, birinci şey prestij ve saygı görmek. Türk futbolunun dünya futbolunda bir saygı gördüğünü söyleyebilir miyiz hiçbirimiz? Kendi kendimize söyleriz, kimse inanmaz. Dün Gomis bile ne dedi hatırlıyor musunuz? Madem o konuyu açtınız Ahmet Hocam, Gomis dedi ki, ben gerçi çok katılmıyorum da, Arda Güler eğer İngiliz olsaydı, Fransız olsaydı Real Madrid'e gittiğinde çok daha fazla saygı görürdü. Bence Arda orada kendini sevdirdi, saydırdı. Hani bu ön yargıyı da aslında biraz kırmak mı gerekiyor? Bana öyle geliyor. Şimdi onu şöyle yanlış anlamayalım. O Arda oraya gitti, saygı görmedi anlamı buradan çıkmasın. Tabii. Arda gitti, karşılığında bir saygı gördü. Ama onun söylediğinde bence şöyle bir gerçek payı var. Ben bunu başka bir cümleyle söyleyeyim. Arda İngiliz olsaydı 20 milyona değil 40 milyona en azından oraya giderdi. Maddi olarak daha çok saygı duyarlar. Şimdi hayır. Çünkü her ligin, hatta o ligden gelen futbolcuların günümüzde ayrı bir piyasası var. Ekonomik yönden biz buna bir değer biçiyorsak, onun karşılığında davranış olarak da sizin orada gördüğünüz ayrı bir değer var. Bunu biz hemen olumsuzluğa bence hiç çekmeyelim. O yüzden orada benim çok önemsediğim bir gerçek var. O yüzden ben olaylara farklı boyuttan bakıyorum. Senin demin böyle çok güzel bir şekilde kulüplerin önüne bir Konferans Ligi şampiyonluğu hedefini koyduğunda bu beni rahatsız ediyor. Benim hedefim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Yani sevgili Selahattin de böyle düşünüyor, onu bildiğim için. Biz nedense küçük takımın büyük oyuncusu olmayı kabulleniyoruz. Evet. Böyle olduğumuz sürece de biz hep o küçük takımın en fazla büyük futbolcusu oluruz. Hocam. Yani benim hedefim büyük takımın büyük futbolcusu olmak. Hocam. Hep diyoruz ki hayal kurun ya. Benim hayalim orada sevgili Selahattin. Tam dediğin yerle ilgili geçen yayına katıldık. Hı? Geçen gün, 2-3 gün önce geldim. Geldiğim sabah sevgili Okan Burun'un bir konuşması kulağıma takıldı. Ekrana bakmıyordum. Odadan duydum. Geldim dinledim. Televizyonu başa alabiliyoruz ya. Dinledim Okan Hoca. Okan Hoca diyor ki bizi tarif ediyor. Türk futbolunu bütün yalanımızı ortaya koymuş Okan Hoca. Kendi de farkında bunun. Farkında olduğu için söylüyor. Biz diyor Graz'la oynadık. Graz'la mı oynadı efendim? Evet. Graz. Graz'la oynadık diyor. Biz oyuncu olarak onların çok önündeyiz dedi. Ama oyun olarak onlar bizim önümüzde. Evet. Türk futbolunu faş etti Okan Hoca. Yani bizim bütün derdimiz en iyi bütçelerle, işte paramızın yettiği kadarıyla en iyi oyuncu, hatta yetmediği geleceğimizi de satarak iyi oyuncular alalım, bu sezonu şampiyon olalım. Sonra? Sonrası yok. Sonraki sene yine aynı. Niye? Oyun kurmak emek istiyor. Bizim teknik adamlarımız da lütfen camiaların baskılarını bahaneleştirme kolaycılığından birazcık kendilerini alsınlar, risk alsınlar. Okan Hoca desin ki, deseydi ki, ya biz bu sene Türkiye Ligi şampiyon olduk ama bizim Şampiyonlar Ligi'nde favori olmamız söz konusu olamaz. Fakat biz bunu Galatasaray camiası olarak da sindiremeyiz. Bana 2-3 sene izin verin, ben Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımın temelini atayım. Benden ille de şampiyonluk beklemeyin diyebilir mi? Diyemez. O konuca en çarpıcı net tespiti yapmış. Ya biz oyuncularla var olmaya çalışan bir futbol ülkesiyiz. Bizim oyunumuz yok. Oyunumuz olmadığı müddetçe de Konferans Ligi bizim için en büyük lütuf hocam. Yani o bile lütuf, zor ama
Yani ondan yukarıya çıkma ihtimalimiz yok. Çünkü bizim oyunumuz yok. İşte sevgili Selahattin benim önümü kesti yine. Ben nasıl şampiyon olayım şimdi Şampiyonlar Ligi'nde? Hocam her şeyin önü açık. Biz diyoruz ki hayallerin sınırı yok. Gerçeklerin de yok. Mutlaka işte o gerçeği de, de benim gibi sayısı az da olsa düşünenler bir gün birilerinin yüzüne vuracak çok doğru bir yaklaşım değil. Birilerine bunun da gerçekleştirilebileceğini gösterecekler. Yani bakın Galatasaray ya mümkün değil denilen dönemde Galatasaray şampiyon oldu, UEFA şampiyon oldu.